Ahmet. Emredin komutanım. Oğlum savcılığa gidiyoruz. Kendi ablayı bir aracı hazırlayın hemen. Emredersiniz komutanım. Abi neredesin? Evdeyim. Hayırdır, ne oldu? Abi ben Kendal abimi savcının karşısına çıkaracaklarmış. Biz de gidiyoruz. Sen de gel, beni yalnız bırakma, olmaz mı? Tamam, geliyorum. Oldu, sağ ol. Kelepçe takmayacağım mı komutan? Hayır, gerek yok. Tak tak, şanın yürüsün. İleride koskoca Kendal ağaya kelepçe takıp meydanda dolaştırdım dersin. Bak sen beni dinle. Fırsat bu fırsat. Mahrum etme kendini. Beni buna mecbur bırakmayın isterseniz Kendal Bey. Buyurun gidelim. Komutanım kelepçe. Oğlum duymuyor musun söylediklerimi? Yürü. Tamam, geç içeri sen de. Meraklanma Naci. Buradan birlikte el ele çıkacağız. Çıkınca da ben ne yapacağımı bileyim. Geçmiş olsun abi. Avukat nerede kaldı? Hayırdır Fırat? Nihayet sosyete gölünün dibinden ayrılıp tarafını görebildin mi, he? Nerede kaldı bu avukat ya? Ne oldu avukat? Ne bu surat? Vakit geldi. İçeri girelim. Ana! Hala! Öyle olsun Banan Efendi. Ana neredesiniz ya? Konak bomboş. Kendal ağanı savcı karşısına çıkaracaklarmış. Adliyedeyiz. Ya ana bana niye haber vermediniz? Geliyorum ben hemen. Abi görüyorsun değil mi? O çok kıymet verdiğin Ebru başımıza ne işler açtı. Merak etmeyin Nihar Hanım. Endişelenip korkmanıza gerek yok. Hakkında suç duyurusu olduğu için görmezden gelemezlerdi. Savcı bey ifadesini alıp bırakacaktır. Avukat ne oldu? Nedir durum? Çamura mı battık yoksa? Gelmedi. Aradın mı peki? Aradım, ulaşamadım. Bana bak avukat. Eğer içeride aleyhime bir karar çıkarsa var ya, topunuzu yakarım ona göre.
Kendal Şahan nerede? Allah'ım. Allah'ım nedir bu başımıza gelin? Kendi arazisinde Ebru Şahanverdi'yi kolundan tutup çekiştirmişsin. Bütün fıstıklar benim diyerek tehdit etmişsin. Savcı bey, o fıstıklar benim. Her şeyle ben ilgilendim. Ama o kadın sonradan gelip benim malıma kondu. Kondu derken Kendal Bey, gasp mı etti, zorla mı aldı? Yok, miras yoluyla ona kaldı. Yani Ebru Hanım, hukuken kendisine ait olan arazideki malların satışı ve işlenmesiyle ilgili çalışıyordu. Savcı bey, fıstıklar benim. Ama yangınla benim hiç alakam yok. Ama Ebru Hanım'a olan husumetin gün gibi ortada. Savcı bey, fıstıklar yandığında ben evdeydim. Şahitlerim de var. Kendal Bey, siz bu yörenin ağalarından birisiniz. Siz yaptınız demiyorum zaten. Ama yaptırmış olma ihtimaliniz pekala mümkün. Sayın Savcı, Kendal Bey'in yaptırmış olduğuna dair herhangi bir delil, herhangi bir kişi şahitliği yoktur. Kendal Şahanverdi, hakkınıza yapılan şikayet. Şikayet sahibiyle olan aranızda husumet, tartıştığınız ve tehdit ettiğiniz göz önüne alınarak tutuklanma talebiyle mahkemeye sevkinize karar verilmiştir. Avukat, bul şu adamı çabuk. Abi. Avukat, ne oluyor? Savcı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Oğuz. Hani sadece sorgulanacaktı. Hani ben oğlumu alıp gidecektim buradan. Ana, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Anladım. Tamam peki. Dosyada bir gelişme olmuş avukat bey. Savcı bey, Kendal Şahanverdi ile ilgili önemli bir gelişme oldu. Ne vardı? Yangınla ilgili biri suçunu itiraf etmiş, teslim olmuş. Tamam, dinleyelim. İkisini de getirin. Kendal Bey'i getirin oğlum. Oğlum ne oluyor böyle? Söylesene Allah aşkına. Suçu üstlenen biri çıkmış ara. Savcı bey tekrar görmek istedi. Amca. Durun hele durun. Şu iş tam bir hallolsun. Hep beraber seviniriz. Gördün mü bak hak nasıl da yerini buluyor. Hak yerini bulur, biz de görürüz. Ana bak gördün mü? Amcamın suçsuz olduğunu öğrenince o kadının yüzünü merak ediyorum. Göreceğiz oğlum, göreceğiz. Bak biz o kadına daha neler göstereceğiz. Yakan kimmiş oğlum? Ha? Niye yakmış? Abi, hadi Allah aşkına evimize gidelim. Gideceğiz Deyzem kızım, gideceğiz. Ana, haydi artık eve gidin siz de. Sen nereye? Benim biraz işim var. Onları halledip gelirim ben. İki gündür uyumadın. Ne işiymiş bu? Ana, çok soru sorma. Haydi eve gidin. Cevdet, hemen kahveye gel. Haydi.